Çok değerli bir dostum. Benim okuduğum türküleri genelde çok ünlü sanatçılardan duymuşsunuzdur. Cevdet abinin şarkılarını, Cevdet Bağcı ismini söylüyorum ama bunu bir sürü ünlü sanatçı söyledi elbette. Ben üretenin isimlerini söylüyorum. Biraz sonra Sen Benden Gittin Gideli. Kim okudu? Önemli değil. Mazlum Çimen'in bestesi. Üretenin ismini burada anmak istiyorum. Tabii ki yorumlayanlar da güzel yorumluyor ama çıkıp da işte ulusal kanalda türkü söylerken bu eserde şunun demiyor. Herkes okuyanın biliyor ama bu eser Mazlum Çimen'in, az önceki de Cevdet Bağcan'ın da şimdi okuyacağım eser Mazlum Çimen'in Sen Benden Gittin Gideli ama bir telefon bağlantımız var sanki. Böyle işaretler görüyorum. Doğru mu? Yok diyor. Daha sonra tamam düşmüş telefonumuz efendim. Çok güzel mesajlar ve telefonlar alıyorum. Sevgili Barbaros Çelikoğlu tatile çıktı. Az önce Çamlıca'yı gönderdim. Umarım aldınız Çamlıca'yı. Barbaros Çelikoğlu ailesi. Biraz sonra da bir sürpriz yapacağım. Gönül çiçeğimi ilerken dönemlerde okuyacağım. Çok güzel bir eser çünkü. Ama ben Meleğimsin'i, Murat Karan'ın Meleğimsin'i de okumak istiyorum. O da güzel bir türkü. Üreten yürek çünkü. Eğer telefonumuz yoksa hemen Türkiye'ye geçebilirim sevgili dostlar. Tabii.
seni, bir ömür tek bu seni. İsterim sen bilirsin, sen benim sevdiğimsin, sen benim meleğimsin, sen benim gönülsüzüm, yüreğimi yakarsın. Sen benim sevdiğimsin, sen benim meleğimsin, sen benim yüreksizim, ciğerimi yakarsın. Evet dost, Murat Karal yüreğine sağlık, söz ve müzik gerçekten harika birbirine oturmuş. Ama ben biraz güfteyi karıştırdım, böyle de kusura bakma, senin o güzel yüreğin bizi bağışlar herhalde. Çünkü emekçiler çok dikkat eder, bozmuş mu bozmamış mı diye. Ufaktan bir kaçırdım sanki. Evet, bir telefon bağlantımız varmış. Buyurun efendim.